Evet kaptan, Sportiflik 2017 ikinci sezonun final karşılaşmasına geldik. Buraya kadar kayıpsız geldiniz, daha mağlup tek takımımız sizsiniz. Sen de takımda çok büyük bir etkin var. Gol krallığında da şu anda lider konumdasın. Bu maçla ilgili artık buraya kadar daha mağlup geldiniz ama son maçta bir patlama olur mu? Yoksa daha mağlup olarak bir kupayı kaldıracak mısınız? Maçla ilgili düşünceleriniz neler? Hedefimiz o, daha mağlup kupayı kaldırmak. Turnuvanın en başında da verdiğim röportajda da bir önceki turnuvada da daha mağlup şampiyon olduk. Aynı seriyi sürdürmek istiyoruz. Ama futbol bu. Ne olur belli olmaz. Takım oynadığımız için alacağımızı düşünüyorum ben. Takım gerçekten çok iyi. Hem pas, pres, kimse oyundan bakmıyor. Oyunu bırakmıyor. Takıma çok güveniyorum. Gol krallığı konusuna gelince tek başıma bir şey yapamam zaten. Yani arkadaşlarım sağ olsun çok iyi besliyorlar beni. Hepsini ayaklarına sağlıyorum. Size de başarılar. Güzel turnuva oldu. Teşekkür ederim. Bir sonraki turnuva olursa yine ona katılım sağlarız. Daha güzel şeyler olur. İnşallah. Peki kaptan. Takım genelde gol yükünü sen çektin. Evet. Takım ısıtlayan oyuncuların başında geldin. Bu maçta seni destekleyecek, peşinden takımın senin omuzlarındaki yükü hafifletecek bir oyuncu var mı sence? Öyle bir hava yakaladınız mı? Hafta içi antrenmanlarda ya da diğer yaptığınız hazırlık maçlarında bu hafta yıldız parlayan futbolcu var mı? Aslında hepsini tek tek ayrı değerlendiriyoruz. Sizden gördüğünüz oyuncularla. Ama benim için Sezgin çok önemli ya. Sezgin evet, defanstaki Sezgin. Dreş. Sezgin çok önemli. Hakikaten oyuna çok iyi gönderiyor. İyi defans yapıyor, iyi bastırıyor. Herkesi yönlendiriyor. Tam bir futbol bilgisine sahip. Peki kaptan, ben de başarılar diliyorum. Çok güzel bir sizin hak eden kaptan.